Şeytanirracim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyettîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve kulli bid'atin dalâleh ve kulli dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttas ilen nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Beşşiril müdlicine ilel mesacidi fi zulem min nurin yevmel kıyâme. Yefze'un nâsi ve lâ yefze'un. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan-ı zâm aleyhimü salavat ve teslimatın El Beyt, El Ashab, Etbaalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal darbaka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Beşşir el müdlicine ilel mesacidi fi zulem. Gece karanlığında mescitlere gidenleri müjdele. Min nurin tam. Yevmel kıyame. Kıyamet günü tam bir nur ile. Müminlerin mümin olduğu için imanları sebebiyle nurları var. Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresinde de başka yerlerde de bahsediliyor. Müminler mahşerde herkes karanlıkta kaldığı zaman önlerinde nur, sağlarında nur. Bunları takiben Havz-ı Kevser'e gidecekler, ondan içecekler ve bir daha susamayacaklar. İşte orada münafıklar, şaşkın adamlar o nurlu müminlere diyecekler ki "Unzuruna naktabis min nurikum." Bu tarafa da bak da biz de senin nurundan faydalanalım diyecekler. Evet. Bu nurdan kazanmanın yolu diyor Efendimiz işte buradayken, dünyadayken ölmeden evvel sabahleyin sabah namazına erkenden gitmek. Şimdi karanlık yok. Her taraf elektrik. Ama elektrik olmasa karanlık olur. İşte o karanlıkta şimdi elektrik olsa da aynı sevabı kazanır müminler. Erkenden sabah namazını kılmaya, camide cemaatle kılmaya giderlerse o zaman onları tam nur ile, her müminin nuru var ama bu sabah namazına erkenden gidenlerin ayrıca herkesin hayran kaldığı bir nuru var. O bunları müjdele. Yefze'un nâsi ve lâ yefze'un. Mahşerde herkes müthiş bir korku içinde kıvranırken onlar korkmayacaklar. Yani sabahleyin erkenden camiye, cebanımızı gidenler mahşerde korku hissetmeyecekler, korkmayacaklar. Ebu Said Hudri'nin rivayetinde اِذَا رَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهُدُ الْمَسْجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ. Namaza gitmeyi adet edinen, devamlı beş vaktini namazda kılan bir adamın mümin olduğuna şahitlik edebilirsiniz. Mümindir. Çünkü فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ. Çünkü mescitleri ancak mümin olanlar, Allah'a inananlar, ahiret gününe inananlar imar edebilir. İmar demek bizim aklımıza gelen şey de hemen işte çimento, demir, ondan şey, böyle bir yapı akla gelir. Bu da bir imardır, doğrudur da. Esas mescitleri yapmak, duvar yapmak değil. Çatı yapmak, kubbe yapmak değil. Esas mescidi yapmak, namaza camide kılmaya devam etmek.
Bu cami sizler olmasanız camilik sıfatı kalır mı? Evet. Ben Bulgaristan'dan işte eskiden o komünizm döneminde geçtiğim zaman minare gördüm gittim. Kapıları kapalı. Kenarda dolaşırken içeride bir yaşlı amca camı tıkıldattı, gel dedi. Camdan girdim içeriye. Cami demeye 1000 şahit lazım. Yani camiyi cami sıfatını veren müminlerdir. Müminler içeride gelip namaz kılmadı mı cami sıfatını kazanmaz. Kur'an-ı Kerim'de ancak müminler cami imar eder. Yani müminler orada namaz kılarsa onun cami olduğu anlaşılır. Bir, iki, ancak müminler cami imar eder, namaza gider dediğine göre namaza giden adamlar mümindir. Namaza giden adam, cemaatle namaza giden adam, kılmak için namaza giden adama kafir diyemezsiniz. Evet. Tevbe suresi 18. Evet, camiye gitmek daha buna dair hadisler var. Taberani Ebu Umame el-Bahili'den Beşşiril meşşâine fizzulemi ile salâti. Karanlıkta namaza gidenler, burada sabah namazı kaydı yok. Sabah namazı, herhangi bir yatsı namazdır tabii. Başka namazlarda da hava kapalı olur, şu olur, bu olur. Karanlıklarda namaza giden, camilere gidenleri cemaatle namaz kılmak için müjdele, müjdele. Binurin sahtı, parlayan, yükselen, mahşerde yine üstünden bir nur, sanki bir nur huzmesi müminin üstüne yağıyor. Öyle görünür bütün insanlara. Sen böyle olacağını müjdele Habibim. Sen müminlere veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşındaki ravi diyor. Bunda müjdelesen camiye gidenlerin mahşerde başlarına nur yağacağını, nurlu olacaklarını müjdele. Evet. Buhari Müslim'de bir hadiste de men gada ile mescidi evraha e'addallahu lehu nüzleten nüzülehu minel cenne küllemâ gada evraha. Bir mümin cemaatle namaz kılmak için sabah olur, öğle olur, ikindi olur, akşam olur, yatsı olur, beş vakit namazı kılmak için camiye gittiğinde, her gittiğinde, her gidişinde küllemâ gada evraha, her gittiğinde, her dönüşünde onun için cennette bir köşk yapar, bina eder. Her gittiğinde beş vakit namazını ömrü boyu camide gidenlerin cennette köşkleri çok. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. Her gittiğinde, namaza gittiğinde onları Allah cennette köşk bina eder. Evet. Keza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki azabun nasi ecren fi salati ab'aduhum fe'abhaduhum. Evet. Memşe, insanların namaza, namaz kılanların sevap bakımından en çok alanı, en muazzam sevap alanı camiye evi uzak olan, uzaktan cemaate gelen adamlardır. Adım başına derece verileceği için, bir günahı silineceği için uzak yoldan, uzak evinden camiye gelenlerin nuru, ecri, sevabı yakın olanlarınkinden daha muazzamdır. وَالَّذ۪ي يَنْتَظِرُ السَّلَاةَ حَتَّى يُسَلِّيهَا مَعَ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ اَجْرًا مَنِ الَّذ۪ي يُسَلِّي ثُمَّ يَنَامِ. Camiye gelmiş, camide imamla beraber namaz kılmış adamın sevabı hemen namaz kılmış, yatıvermiş adamın sevabından daha muazzamdır. Yani namazlarınızı camide kılın. Böyle müjdeler var. İmanla göçmeye sebeptir. Mahşerde nurdur. Dünyada da nurdur. Namaz kılan adamın yüzünden namaz kıldığı anlaşılır. Simâhum fî vücûhim min eteris sucûd. Namaz kılan adamın namaz kıldığı alnında bellidir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i cellidir. Bunu tabi burada herkes namaz kılıyor. Hiç olmazsa cuma geliyor. Şimdi
biz Amerika'dan geliyoruz. Amsterdam'da aktarma yaptık, indik. 4-5 saat mola var. Okuduk yazdık, bitmiyor 4-5 saat. Şöyle dolaşalım dedik. Bir tane Müslüman göremiyoruz. Gezerken daha uzaktan bir bilet kuyruğunda, kuyrukta adamlara bakıyorum. Bir adam yüzü parladı, ışladı. Ta oradan selamün aleyküm dedim, bağırdım. Bir mümini hasret kalmışız. Hep yüzler kara. Cehennem kütüğü hepsi. Ondan bunalmışız. Öyle bir ışılayan yüz görünce bağırdım, selamün aleyküm. O da ve aleyküm selam dedi. Bursa Teknik Üniversite rektörüymüş adam. Beş vaktini kılmıyor mu? Cuma kılıyormuş. Gavurların arasında yüzü namaz kıldığı için ışılıyordu. Evet, buraya gelen turistlere bakınız. Ben talebeyken baktım bu hadisleri okuyunca hocamdan, Allah rahmet eylesin. Burada dinleniyordum, bir sürü adam Hilton'da şurada burada yıkanmış geliyor. Bakayım yüzleri kapkara. Şu karşıda da şeyler var, dükkanlar var. Kerataları caminin dibinde olduğu halde beş vakte gelmiyor. Ama mümin. Bir o gıcır gıcır yıkananlara bakıyordum, bir de onlara. O mümin olan, bey namaz da olsa yüzünde ışık var. Siz de kontrol edebilirsiniz. Namaz kılan adamın yüzünden belli olur. Bu nur beş vaktini camide kılanlarda tam olacak. Parlayacak her tarafa böyle. Herkes hayran kalacak. Keşke bu nurdan biz de kazansaydık. Biz de tembellik etmeyip de camide, beş vakti camide kılsaydık diyecekler. Diyecekler. Efendimiz şeysi budur. Bir de her zaman söylüyoruz size. Evet. Tahrim suresinde يَوْمَ الْكَوْمَ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ Sağında solunda nurlar olacak. Tepesine nur direği olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'de Tahrim 8 نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ ayet-i celil'e onların nurları önünden, sağından, arkalarından koşacak diye ayet-i celil'e var. Nurlanmak için beş vakti camide cemaatte kılmaya çalışın. Ayrıca namaz da bir kişilik sahibi olacak. Sorgu sual sırasında namazını hırsızlık yapan en büyük cimri namazından, en büyük hırsız namazından hırsızlık yapandır diyor Peygamberimiz. Mesela işte Allahu Ekber diyeceksin, okuyacaksın. Fatiha neyse inna atayın okudun. İnna atayın yolda okuyor herif. İnna atayın. Ondan sonra eğiliyor. Subhan Rabbi lazım. Subhan Rabbi'nin yukarıya çıkarken okuyor. Allahu Ekber semiyallah. Böyle birbirine karıştırıyor. Buna namazdan çalan adam derler. Efendim ayakta okunur. Ondan sonra rüküye gidilir. Rükûde Sübhan Rabbel Azim denir en az 3 defa. Semiyallahu limen hamdi denir. Ama adam böyle böyle yapmıyor. Karıştırıyor birbirine. Büyük hırsızdır diyor Peygamberimiz. Böyle yapmayın diyor. Şimdi böyle yapmış veya okurken yanlış yapmış. Namazın kişiliği olacak. Ben bundan davacıyım ya Rabbi. Beni oyuncağa döndürdü. Secde ediyor mesela, kafayı koyuyor, hemen doğruluyor. İşte defa Sübhan Rabbel Ala demesi lazım. Tavuğun yemekladığı gibi. Hazreti Mevla'da dün be hava, serbe zemin dün be hava. Kıçı havada, kafası yerde, kafası yerde ve de zihni başka yerde. Tesbih falan hiç. Koyuyor, kaldırıyor. Karıştırıyor birbirine. Bu tadil erkanı ihlal ediyor. Huşu yok. Namaz davacı olacak. Davacıyım, benim hakkımı yedi bu. Beni kuşa benzetti diye. Ama camiye gelir de uydum şu imama derseniz, imama tabi olacaksınız. Bütün vebal imanım. Sizin garanti belgeniz var. Akıllı adam beş vaktini camide, cemaatte kılar. Bu müjdelere de erer. Peygamberimiz işte onları bize haber veriyor. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Beşşirin nas. Şu insanlara müjdeler olsun. Men kâle la ilahe illallah vahdeh la şerike leh vecebet lehul cenne. La ilahe illallah,
Allah'tan başka ilah, mabud yoktur. Varlığı kendinden olan, eşi, benzeri olmayan, tek olan yalnızca Allah vardır. Başka tanrı yoktur derse bir adam, ortağı yoktur onun, eşi benzeri yoktur derse, buna inanırsa vacibet lehul cennet, cennet ona vacip olur. Yani bu kelimeye böyle söyler, kalben tasdik eder, ihtiyaç anında sorduğun zaman da bu kelimeyi söylerse, böyle ölürse, bu kelimeyi kaldıracak küfür etmezse, dine imana küfür edersen, kitaba küfür edersen, bu kelimeyi ihlal etmiş olursun, kaldırmış olursun. Küfür etmemiş, inmâte alâ zâlike, bu kelimeyi tasdik ettiği şekliyle imanlı olarak ölmüşse, velev bâde duhulihin nâr femâluhu ilel cennem. Bu kelimeyi söylemiş, küfür etmemiş, bu kelimeyi iptal etmemiş ama sınıfta kalmış, düşük not olmuş. Evet, bütünlemeye kaldı diyor ya çocuklar, kırık derslerden. Ya bu mümin de inkar etmemiş ama bütünlemeye kalmış, namazı kılmamış, orucu pas geçmiş. Evet, ise ne olacak? Af gelmezse, şefaat uğramazsa cehenneme gidecek. Cehennemde ebedi kalmayacak. Mutlaka cennete gidecek. Ehl-i sünnet vel cemaatın dayandığı hadistir bu. Mümin olarak ölen adam ebedi cehennemde kalmaz. Sapık mezhepler var. Ehl-i sünnetin dışında bir günah işleyen kafir olur diyorlar. O zaman mümin bulamayacağız. Evet, ehl-i sünnet orta yoldur. Aşırılıklardan uzaktır. Öyle diyenler var ki hariciler bunlardan birisidir. Bir vakit namaz geçiren kafir olur derler onlar. İnkar etmemek kaydıyla bir adam günah işlese kafir olmaz, fasık olur. Allah affeder, etmez orayı bilmeyiz. Kendisi, Allah kendisi bilir. Peygamberimizin şefaate izin verirse şefaattan kurtulur. Vermezse ütülenmeye, cehenneme gönderilir ama cehennemde ebedi kalmaz. Çıkar. Neden? Bu kelimeyi söyleyen, Allah'a ortak koşmayan, küfretmeyen kimseye cennet vacip olur dedi Peygamberimiz. Şeyini ödedikten sonra, cezasını ödedikten sonra çıkar, cennete gider. Cennete gider. Evet. Evet. Şimdi bir başka hadis var. Buhari. Galeli Cibril. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki: Beşir ümmeteke men mâte lâ yüşrikü billâhi şeyen dâhalel cennet. Allah'a ortak koşmayan, Allah ikidir demeyen, Allah birdir, şeriki nazir yoktur, varlığı kendindendir, her şeyi görür bilir, her şey kudreti yeter diye Allah'a inanmış bir mümin diyor Cebrail Aleyhisselam, kardeşim Muhammed la yüşrik billahi şeyen, Allah hiçbir ortak koşmadığı halde ölürse dehalel cennet, cennete mutlaka girer. Kultu, Peygamberimiz buyurmuş ya Cibril ve insereka ve inzene, bu kelimeyi söylemiş, inanmış, inkar etmemiş ama hırsızlık yapmış, zina yapmış, İnkar etmemiş, nefsine uymuş, hırsızlık yapmış, zina yapmış olsa da mı cennete girecek? Kale naam, evet demiş kardeşim Muhammed. Bu kelimeyi söyleyen, tasdik eden, iptal etmeyen bir kimse zina etse de, hırsızlık etse de cennete girer. Kultu ve insereka ve inzene, Cibril kardeşim hırsızlık etse de mi, zina etse de mi girer? Kale naam, evet kardeşim Muhammed, evet. Kultu ve insereka ve inzene, üçüncü defa, hırsızlık etse de mi, zina etse de mi girer ya Cibril? Kale naam, evet kardeşim Muhammed. İman kelimesini söylemiş, iptal etmemiş, inkar etmemişse, hırsızlık etse de, zina etse de cehenneme girer. Evet.
pardon, cennete girer. Söylemişse cennete girer. Ama burada doğru mu girer? Ütülendikten sonra mı girer? Şeysi kapalı. Fakat bazıları demişler ki ölürken son sözü bir adamın, evet, اِذَا مَاتَ قَالَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ اِنْدَ الْمَوْتِ, tam ölürken son nefesinde la ilahe illallah demişse, nefesini kesmişse, bu cennete girer. Peygamberin bu hadisten kastı budur demişler. Çünkü dehale kesin, kesin girer diyor Peygamberimiz. İman o kadar muazzam, imanı kaldıracak, giderecek sözler sarf etmemek lazım. Allah'ın haramına helal dememek lazım. Allah'ın helalına da haram dememek lazım. Allah neyi haram kıldıysa kaçmalı, neyi helal dediyse onu almalı, yemeli, içmeli. Allah'ın emirlerine isyan etmemeli. Kusur işlemişse bunun aslı yok, böyle şey mi olur filan dememeli. Allah kusurumu affetsin demeli. Böyle müjdeler var. Böyle müjdeler var. Allah imandan, İslam'dan bizleri ayırmasın. Nesai, Tabarani, İbn Hanif'den, Ebu Umame el-Bahili'den radıyallahu anhum'dan nakletmişler. Evet, Zeyd ibn Halid Cüheni radıyallahu anh da varmış ravilerin arasında. Ba'asallahu Nuhan, Allah Nuh'u peygamber gönderdi. İsmi Abdülgaffar İbn-i Lemek, İbn-i Lemek, İbn-i Mettuşeleç. Evet, Mettuşelah. Evet, İbn-i Ahnuh. Ahnuh da İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam'ın oğlu, Mettuşelah'ın oğlu, İbn-i Lemek'in oğlu Abdülgaffar. Nuh Aleyhisselam'ın şeysi bu, künyesi bu, ismi bu. Evet, li 40 sene Nuh Aleyhisselam, Allah 40 yaşında peygamber gönderdi. Evet, bazıları diyorlar ki 50 yaşında, bazıları 250 yaşındaydı peygamber oldu. Çeşitli rivayetler var. Burada hadiste 40 yaşında peygamber gönderdi. Ve lebise fi kavmi elfe sene illa 50 amen, kavmi arasında 950 sene peygamberlik yaptı. Kur'an-ı Kerim'de de var bu. Ve ahşe ba'da tufan 60 sene, tufan olduktan sonra 60 sene daha yaşadı. Hatta kesüren nasu ve feşav, tufandan sonra insanlar yeniden çoğalmaya başladılar ve yeryüzüne yayıldılar. Şimdi efendim, Nuh Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam'ın torunu, arz ettik isimlerini. Mezopotamya'da Küfe civarında peygamber gönderilmiş. Resul-i Ekrem Efendimiz'in dışında bütün peygamberler mahallidir, yereldir. Belli bir bölgeye mahsus peygamberdir. Sadece peygamberimiz insi cin peygamberi. Herkese peygamber, cinlerin de peygamberi. Süleyman Aleyhisselam her şeyin kralı, peygamberi değil. Her şeyin kralı, emrediyor kuşa, kurda, cinlere, insanlara, her şeye, karıncalara, her şeye, hayvanlara kralı. Ama herkesin, Beni İsrail'in peygamberi, başka insanlara peygamber değil, kral sözü geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin peygamberi, bütün rahmeten lil alemin. Bu Nuh Aleyhisselam Mezopotamya'da Küfe şehri civarındaydı. Vet, Suva, Yaguz, Yeuk, Nesir putları var o zamanki insanların arasında. Onlara tapıyor insanlar. Böyle bir durumdayken gönderildi. Evet. 50 defa Cebrail Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'a vahiy getirmiş. Çok uğraştı. Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. Tek tek, toplu halde, gece, gündüz,
Her yolu denedi. Kavmine bu putları bırakın, Kur'an'da var. Bu putları bırakın, Allah'a inanın. Tek Tanrı'ya, tek Mabud'a inanın. Ona ibadet edin. Çok uğraştı ama inanmadılar. Ancak üç oğlu, evet, üç oğlu inandı. Gelinleri inandı. Bir de insanlardan 950 sene uğraştığı halde 80 kişi inandı. Evet, 40 yıl yağmur yağmadı. Kıtlık oldu. Kadınları çocuk doğurmadı, kısırlaştı. Evet, sonra şikayet ettiler. Nuh dediler, ya bizim işte falan, o da istiğfar edin, küfürden imana dönün, tövbe edin, günahlarınız affı için yalvarın, Allah size yağmur da verir, çocuk da verir, zenginlik de verir dedi. Onlar yine inat ettiler. Bu ayet-i celleden darda kalan, para kazanamayan, çoluk çocuğu olmayanların istiğfar ederse bunlara nail olacakları vardır. Evet, şimdi 80 kişi inanmış, oğlunun biri de inanmamış hatta. Onun üzerine kızmış. Allah'ım demiş, 950 senedir uğraşıyorum, inatlarından vazgeçmiyorlar. Yeryüzünde bir tek kafir bırakma. Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Yeryüzünde bir tane, Nuh suresi 26, 28, 29. ayetler bunlar. Bir tane kafir bırakma. Demek ki Nuh tufanı umumidir, geneldir. Yeryüzünün her tarafında görülmüş, olmuş. Belli yöreye mahsus değil. Bütün yeryüzüne bir tane kafir bırakma dediğine göre kabul etmiş Allah. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam bedduan kabul oldu demiş. Gemi yap demiş. Gemiye başlamışlar. O tarif etmiş. Nuh aleyhisselam dülger idi. Dülger, marangoz. Tahtadan yapıyorlar ya, sağlam ağaçtan gemileri. Evet, işte tarif etmiş, buharlı gemi yapmış. Sonra müminleri gene Cebrail aleyhisselamın söylemesi üzerine 80 kişiyi almış, büyük bir gemi Doğu Bayezid'de orada duruyor. Gidip görülebilir, bulmuşlar, araştırmışlar, fosilleşmiş duruyor. Serreni de var, direği de var. Her hayvandan da bir ekip gidişi almış. Ondan sonra genel tufan olmuş, her tarafı sel almış. Oğluna demiş, gel oğlum sen de iman et de gel. Ben demiş, inanmayacağım, dağa sığınırım derken onu şey etmiş, dalga götürmüş. O zaman ya Rabbi demiş, o benim oğlum. Cenab-ı Hak ona ihtar etmiş, o senin oğlum filan değil. Kafir olduğu için senin oğlun olamaz. Seninle ilgisi yok diye ona ihtar etmiş. İman etseydi tamamdı ama etmemiş. Evet, sonra 6 ay suyun üstünde çalkalanmışlar. İşte binerken yiyecek içecek su almışlar. 6 ay onları kullanmışlar. İnerken inecekleri zaman sular çekilmiş. Cudi Dağı'nın eteklerine, Doğu Bayezid'de Cudi Dağı'nın uzantılarındadır. Yamaçta öyle kalmış, fosilleşmiş. Yiyecek içecek gemide kırıntılar ne varsa toplamışlar. 10 Muharrem'de inmişler. 10 Muharrem'de oruç tutmuşlar ve iftar yemeklerini de aşura pişirmişler. Aşura da çeşitli şeylerden bir karıştırılarak yapılan, oradan geliyor o. Evet, kargayı göndermiş bir güzel yer bulga diye. O da leşi görünce orada kalmış. Sonra azarlamış onu. Ve yeryüzüne indikten sonra işte insanlar tekrar çoğalmış. Onun için Nuh Aleyhisselam'a ikinci Adem derler. İlkin Adem Aleyhisselam'dan çoğaldılar. Sonra Nuh tufanında yok oldular. Nuh'tan sonra tekrar çoğaldılar. Biz Yafes, oğlu Yafes soyundanız Türkler. Evet, Sam soyundan işte Araplar filan. Böylece Nuh Aleyhisselam'ın şeysi Kur'an'da da anlaşılıyor. Burada hadisi de şöyle, hani şimdi 40 yaşında peygamber oldu, yok 50 yaşında peygamber oldu, 250 yaşında peygamber oldu. Rivayetlerinden bu 250 sene
250'sinde peygamber oldu derseniz 1450 sene yaşamış oluyor Nuh Aleyhisselam. Bir yaşlıya hizmet eden Nuh Aleyhisselam'a hizmet etmiş gibi olur. Yaşlı anası babasına hizmet edeni Allah Nuh Aleyhisselam'a hizmet yanında, ayrıca yaşlandığı zaman kendisi bir hizmet ettiyse anasına iki tane hizmet edecek insan yaratır diye hadis-i şerifler var. Evet, bunları da size duyuralım. Bu insanlar işte bu olaydan sonra çoğaldılar. Evet, çoğaldılar. Hadis-i şerifi Hakim Müstedrik'in Abdullah ibn Abbas'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bu, bir de şunu arz edeyim, burada ondan bahsetmiş. Herkes yok olduktan sonra geminin ucunda İblis aleyhillâne de görünmüş. Demiş ki bu kadar mahlukatı, insanları boğulmasına sen sebep oldun. Bunları sen aldattın, azdırdın, iman etmediler, hepsi yok oldu. Sebebi sensin. Nasıl hesap vereceksin? Tevbe et demiş, tevbe. Demiş ki İblis Nuh Aleyhisselam'a, tevbe etsem Allah kabul eder mi acaba tevbemi? Dur demiş, ben yalvarayım. Yalvarmış, vahyetmiş Allah ki vaktiyle Adem'i yarattığım zaman secde et Adem'e emrimi tutmamıştı. Şimdi gitsin Adem'in kabrine, onun kabrine secde etsin, bu emrimin kaza etsin, yerine getirsin, onun tevbesini kabul edeyim. Öyle söylüyor demiş Allah. İblis aleyhillâne, şeytanlık bu işte. Ben onun demiş dirisine secde etmedim, ölüsüne mi secde edeceğim? Etmiyorum demiş yine. Evet, bir insan yanlış iş yapsa bile babası Adem'e benzemeli. Babası Adem Aleyhisselam, babamız Adem Aleyhisselam cennette bir yanlış yaptı. Allah da onu yeryüzüne indirdi, cennetten çıkardı. Cennetten çıktıktan sonra 300 sene Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz, biz kendimize ettik ne ettiysek, zulmettik kendimize, günahlarımızı affet bizim, affetmezsen biz mahvoluruz diye 300 sene ağlamışlar. Sonra dualarını kabul etmiş Allah, Adem ile Havva anamızı şeyde birleştirmiş, Arafat Dağı'nda birleştirilmiş. Yani bu insanlık, ettiği hatadan tevbe etmek, insanlık Adem Aleyhisselam'a benzemek. Ondan sonra yeryüzüne halife yapmış. Yaptığı mı iyi, yaptığı kötülükten neye tevbe edecekmişim filan de inat etmek şeytanlık. O secde et emrini sonra bile kaza etmemiş. Evet, bunu da bilmek lazım. Hakim Müstedrik Abdullah İbn Abbas'tan, evet, bu ise Musa. Musa Aleyhisselam peygamber gönderildi. Beni İsrail peygamberiydi Musa Aleyhisselam. Ve huve yer'a galemen ala ehlihi, ailesine koyun güdüyordu Musa Aleyhisselam. Evet, koyun güderken peygamber oldu. Evet. Ve bu'istu ana ve ana er'a ganemen li ehli bi ciyat. Ben de Ciyat, Ecyat tepelerinde ailemin koyunlarını güderken, koyun çobanlığı yaparken peygamber oldum. Evet. Ve buyuruyor ki peygamberimiz, "Mâ min nebiyyin illâ ve kad ra'al ganem. Ve ahbarana Allahu bizalike an Musa aleyhisselam." Allah bana haber verdi ki tüm peygamberler koyun gütmüştür. Koyun gütmeyen peygamber yoktur. Ben de Ecyat tepelerinde, Mekke-i Mükerreme'de, inşallah gidersiniz, Kabe'nin rüknü Yemani şeysi var, köşesi var. Oradan da Hacer-i Esved rüknü Hacer'e geliniyor. Rüknü Yemani istikametinde giderseniz onun yukarıda yamaçtaki tepeler, Ecyat tepeleri, orada peygamberimiz koyun kutmuş. Ben diyor kararit, evet, kırat, o zamanın para birimi, Mekkelilerin kıratlar karşılığında başkaları da çok koyun güttüm. Evet, bütün peygamberler koyun gütmüşte bir incelik var.
Biliyorsunuz koyun çok bereketli hayvandır. Yününden faydalanırsınız, etinden faydalanırsınız, sütünden faydalanırsınız, yavrular çoğalır, zengin olursunuz. Bereketli bir hayvandır. Ayrıca koyun hep kafasını öne eğer. Mütevazi hayvandır. Bir insan kiminle düşüp kalkarsa ondan bulaşır. Kibirli adamlarla oturursanız kibirli olursunuz. Dindar adamlarla oturup kalkarsanız siz de dindar olursunuz. Ama eşkıya cinsinden adamlarla oturup kalkarsanız siz de onlara benzersiniz. İnsanlar birbirine benzemedi mi bir araya gelemezler. Alimin birisi oturuyormuş. Telde bir karga var. Bir de güvercin var. Allah Allah demiş. Karga leş yer. Güvercin tertemiz hayvandır. Nasıl bir araya geliyor bunlar ya? Birisi temiz hayvan. Birisi leş yiyen bir hayvan. Derken nasıl yan yana geliyorlar? Derken ikisi beraber uçmuşlar. Ha demiş. Uçmakta birbirlerine benziyorlar. Bu benzeyiş olmasa bir araya gelmezler. Onun için eşkıya cinsinden adamlarla oturup kalkıyorsan senin de bir eşkıyalık damarın var demektir. Yoksa bir arada bulunamazsın. Sen de ona benzemesen bir arada bulunamazsın, kavga edersiniz. Evet, onun için Efendimiz diyor ki kiminle konuştuğunu söyle, ben yuhalilu. Kiminle arkadaş dost olduğunu bana söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Evet. Konuştuğumuz arkadaşa dikkat edeceğiz. Güzel insanlarsa iyi yoldayız. Yok, adamlar her türlü şeyi karıştırıyorsa bizde de o karışıklık var demektir. Bunu ölçü kabul edeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz efendim. Evet. Koyun güdünce onun mütevaziliği güdenlere de geçiyor. Deve çobanı olmayın diyor Peygamberimiz. Deve çok gururlu, kindar hayvandır. Çok gururludur. Aydın tarafında deve güreşleri yaparlar. Doykurur böyle, kafasını kaldırır. Küçük dağları ben yarattım der gibi. Bununla devamlı bunu güden adam da o kibirden bulaşıyor. Sonra son derece kindar hayvandır. Bir şey yaptın mı yıllar sonra senin intikamını alır. Evet, koyun gütmenin bu faydası var. Bütün peygamberler gümüş, mütevazi oluyorlar. Evet. Ahmed ibn Hanbel, Ebu Said Hudri'den Bu'istu ana ve sa'atu kehateyni. Evet. Ve eşara bil busta ve sebbabe. Böyle yapmış peygamberimiz. Bakın buraya demiş. Şehadet parmağı, orta parmak. Böyle koymuş. Ben işte bu iki parmağın birbirine yakın olduğu gibi kıyamete yakın peygamber oldum. Kıyamet bu kadar yakın. Diyorlar ki orta parmak, şehadet parmağı biraz yüksek. Bu yakınlık mı? Buradaki yükseklik yakınlığı mı? Az derece farkı mı? Yoksa ikisinin arasında bir şey yok. Birbirine yan yana ya. Bu yakınlıkta mı? Kimisi böyle demiş, kimisi öyle demiş. Her halükarda kıyamet yakın. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adı ne? Ahir zaman peygamberi. Allah'ın yarattığı dünyaya, kainata biçtiği zaman diliminin son bölümünde. Ahir zaman, son zaman peygamberi. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecek. Kur'an'dan sonra kitap inmeyecek. Dinimiz son din. Evet. Yani zaman dilimin sonundayız. Ama bu ne kadar bilemiyoruz. Evet. Şimdi kim derse ki kıyamet şuradan kopacak, şu tarihte kopacak, palavra sıkar, yalan söyler. Çünkü وَعِنْدَهُ مَفَاتِيهُ الْغَيْبِ. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Yarın ne olacağını kimse bilmez. Nerede, nasıl öleceğini kimse bilmez. Kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilmez diye ayet-i celle var. Bu indehu mefatihul gayb.
ayet-i celilinin devamı. Şu tarihte kıyamet kopacak diyen adam bu ayete zıt şey söylemiş olur. Küfründen korkulur. Kimse bilemez. Şimdi peygamberimiz biliyordu. Miraç olayında Kur'an-ı Kerim'e göre senden hiçbir şey gizlemedik Habibim ayet-i celli var. Danin kelimesi var. Hiçbir sırrı senden gizlemedik. Kıyametin kopması sır ama hiçbir sırrı gizlemediğine göre ayet-i celli'de peygamberimiz kıyametin kopacağını da biliyordu. Sır saklamadı Allah. Cehenneme insanlar doldurulunca cehennemin halini gördü. Cennete insanlar girince cennetin halini gördü. Olacak şekliyle Allah gösterdi ona. Dolaştırdı cenneti. Miraç olayında bunlar hepsini gösterdi. Şimdi bir gün peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de oturuyormuş. Sahabilere işte dini anlatıyormuş. Müslümanlığı. Böyle oturmak sünnettir. Peygamberimiz onların karşısında oturuyor. Karşısında sahabiler var. Yani siz şu halinizle sünnet işliyorsunuz. Aynı bu şekilde peygamber ve sahabileri oturup ders yapıyorlardı camide. Bir adam gelmiş dışarıdan. Şimdi oraya Cibril kapısı deniyor. Hazreti Ali bakmış, Hazreti Ömer bakmış. Yabancı bir adam. Kimse tanımıyor. Yabancı ama uzaktan geldiği belli, yabancı ama çölden geldiği kesin ama adam üstünde ter yok, toz yok, toprak yok. Gıcır gıcır tertemiz. Elbisesi falan parlıyor böyle. Demiş ya adam yabancı ama hiç tozlanmamış, kirlenmemiş. Ne biçim adam ya bu? Kendi kendine. Gelmiş Peygamber Efendimiz'e selam vermiş. O da selamını almış, oturmuş karşısına. Kardeşim Muhammed demiş, söyle. İman nedir? Ementü'yü okumuş peygamberimiz. Ementü billahi ve melaiketi ve kütübü ve rusulü ve liyamil ahir ve bil kadir hayrihi ve şerihi min Allahü Teala vel bas badel met hak eşhedü en la ilahe illallah. Doğru söyledin demiş. İslam nedir? İşte İslam şartı 5 diyoruz ya, onu söylemiş peygamberimiz. Doğru söyledin. Hazreti Ömer diyor ki, adam soru soruyor, sonra da doğru söyledin diyor. Hem biliyor hem soru soruyor. Ne biçim adam bu yine içinden. Ondan sonra ihsan nedir? İhsan Allah'ın huzurunda namaz kılarken veya her zaman Allah beni görüyor diye, sen onu görmesen de Allah'ın gördüğünü bilerek bilinçli olmandır. Doğru söyledin demiş. Peki demiş, kıyamet ne zaman kopacak? Şimdi peygamberimiz Miraç'ta öğrendi sırları. Ama söylemek yasak. Evet. Soran, burada söylüyor. Soran sorulandan daha alim değil. Şimdi bilmiyorum dese yalan olacak. Biliyorum dese çiğneyecek. Soran sorulandan daha alim değil. O da doğru demiş. Evet. Kalkıp gitmiş. Herkes merak ediyor. Biraz da hazır. Demiş. Ya Resulallah ya adam yabancı. Üstünde ter yok, toz yok. Hem de soruyor hem de evet doğru söyledin diyor. Peygamberimiz gülerek buyurmuş ki, tebessüm ederek. Bu Cibril'di. Size imanınızı, İslam'ınızı, dininizi öğretmek için geldi. Böylece iman şartı 6, İslam şartı 5 diyoruz ya. Bunu öğretmek için geldi. Evet buyurmuşlar. Evet efendim, şimdi Medine-i Münevvere inşallah giderseniz orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri saadetinin arka tarafında, kıbleye yönelseniz sol arka tarafında Cibril kapısı, Babı Cibril diye yazıyor. Orası Cebrail aleyhisselam girdiği kapıdır. Fırsat bulursanız oradan girin. Onun yanında da böyle sundurma var. Ashab-ı Soffa diye, evi barkı yok, evlenmemiş Ebu Hureyre gibi, sadece camide kalıyor, verilerse yiyorlar, devamlı ilim tahsil ediyorlar. Ashab-ı Soffa deniyor onlara. İslam'da medrese usulü oradan gelmiştir. Süleymaniye'de de görüyorsunuz caminin arka tarafında
şeyler var, medreseler var. Şimdi çeşitli maksatlarla kullanıyor da bu tarafında medreseler var. Camilerin etrafında medreseler. Oradan gelir. Ashab-ı Suffa camiye bitişik. Caminin içinde mollalar hem ders okurlar, namaz gelince namaz kılarlar. Okuyan talebeler camiden uzak olmazlar. Namazsız, abdestsiz talebe olmaz. Onun örneğidir Ashab-ı Suffa. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada halka böyle şey ederken işte Cebrail aleyhisselam gelmiş ve dinimizi öğretmiş bize. Evet. Diyor ki ben ve kıyamet aha böyleyiz. Bir yükseklik farkı veya ikisi beraber o kadar yakınız. Ve eşara bil vusta ve sebbabe, onlara işaret etti. O kadar kıyamet yakın. Evet. Cuma gün kıyamet kopacak. Cuma gün yaratıldı. Cuma gün yaratıldı. Yahudiler de kabul ediyor. Ama işte hayvanlar yarattı, arzı yarattı, şunu yarattı falan da yoruldu diyorlar. Cumartesi gün dinlendi Allah diyorlar. Allah yorulur mu işte? Yahudi kafası bu. Cumartesi günü tatil ederler onun için. Allah tatil etti diye. Küfür tabii. Allah yorulmaz. Yorulmak bize ait şey. Öyle diyor. O kadar yakın. Tirmizi, Ahmed İbn Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Enes, Bureyde, Cabir, Sehl, Ebu Hureyre, hepsinden Allah onlardan razı olsun. İmam Suyuti diyor ki kıyamet bu kadar yakınken ben peygamber gönderdim hadisi mütevatir hadistir. Mütevatir hadisi inkar eden kafir olur. Bütün Müslümanlar bunu bildiği için mütevatir diyor. Öyle bir güzel hadis. Bu'istü beyne yedeyi sa'a. Ben kıyametin önü sıra gönderildim. Bis seyfi. Ben mücahit peygamberim. Kılıçla gönderildim. Kılımda gönderildim. Hatta yubadallahu vahdehu la şerike le. Allah bir, ortağı yok diye yalnız Allah'a tapılıncaya kadar bu kılıcımla cihat edeceğim. Ben kılıçla gönderildim. Evet. Peygamberimizin bilhassa mücahid olarak gönderildiği belirtmesi, öbür peygamberler de hayatı boyunca cihat etmişler. Efendimizin en baş görevinin cihat olduğu, nefsiyle cihat, evet, küfre cihat, zulümle cihat. Müminlerin de hayatı boyunca emr-i maruf dediğin şey cihat başta gelir. Emr-i maruf yapmaları bizim alamet-i farkamızdır, markamızdır. Emr-i maruf yapmayan, nehy anil münker yapmayan, haramları engel olmayan, Allah'ın yasaklarını engel olmayan, beni sokmayan yılan bin şeyesi diyen ahir zaman ümmeti olamaz. Bizim alamet-i farikamız, markamız cihad etmek, emr-i maruf yapmak, zulmü önlemek, adalet yerini hakim kılmak, insanca yaşamalar için herkese dini tebliğ etmek, yasakları önlemektir. Ben diyor, böyle gönderildim. Bir kimse cihat niyetiyle yaşamazsa cahili ölümüyle ölür. Yani yaşı kaç olursa olsun askere çağırırlarsa zulmü önlemek için, adaleti hakim kılmak için, zalimleri terbiye etmek için Kore'ye onun için gittik. Kıbrıs'a onun için gittik. Evet, oradaki Rumlar, benim talebem oraya katıldı. Bizzat ondan duymuşum. Müslüman kadını oturtmuşlar kazığa. Evvela ifal etmişler, ırzına geçmişler. Sonra da kadını oturtmuşlar kazığa. Tabii kadın çıldırmış, aklı yok, uçmuş. Girdik diyor, kadın bize bakıyor diyor, bir şeyler söylüyor, hiç konuşmuyor. Kadın çıldırmış, kafayı oynatmış. Kazığa oturtmuşlar, bu vaziyeti gördük diyor. Zalim değil mi bu adam? Zalim değil mi? Onları kurtarmak için gittiler. Mehmetler bizim şehittirler.
Kore'de kim olsa olsun mazlumun şeyini kurtarmak için, ahını duyup gitmek için çarpışırsan şehit olursun. Kore'ye de bunun için gittiler. Allah da yardım etti askerlerimize. Evet, bu cihat zulmü önlemek için yapılır. Adaleti hakim kılmak için yapılır. Tabii ulul emr buna karar verir. Biz askere çağrılırsa hazırız diyeceğiz. Torpil kullanıp ben nöbet tutmayayım, işte kolay askerlik yapayım, yazıcı olayım falan filan düşünmeyeceğiz. Askerlikte torpil yapılmaz. Neyse ona gidilir. Askerlik ocağı peygamber ocağıdır. Sahabilerin mesleğidir. Müminin de mesleği böyle olmalıdır. Düşüncesi, kafası, fikri ben zulme karşıyım. Adaletli olmasını istiyorum. Yeryüzünün insanların buna hazırım duygusuyla yaşaması lazım. Bana ne ya elin Arabından, bana ne elin bilmem şunundan dememeli. Bir yerde zulüm varsa içi sızlamalı. Bana yetki verseler giderim bu zalimle savaşırım inancında olmalı. Aksi halde cahiliye ölümüyle ölür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor böyle gönderildim diyor. Benim ümmetim de böyle olmalıdır. Şimdi ben böyle gönderildim. Vecu'le rızkı tahtı zilli rumhi. Benim rızkım okumun altında. Ben düşmanla savaşırım. Ganimet alırım. Ganimetten kazanırım. Öbür peygamberlere ganimet helal değildi. Peygamberimize helal oldu. Askerler şimdi devlet gönderiyor da o zaman zenginlik yok ki. Herkes potinini, postalını, silahını, yiyeceğini, içeceğini kendisi alıyor yanına ve İslam için canını ortaya koyuyor. Düşmanı yenerse de düşmanın ganimetlerini alıyor. Ülül Emir ona taksim ediyor. İnsanları erkekler esir alırsa Ülül Emir verirse köle yapıyor. Kadınlarını da cariye yapıyor. İslam'da sistem bu. Benim rızkım da diyor okumun gölgesindedir. Kılıcımın gölgesindedir. Bana ganimet helal kılınmıştır. Ben oradan kazandıklarımı kullanırım. Devletimi idare ederim. Ailemi idare ederim. Peygamberin de şeysi var. Hissesi var. Devlete de hisset verilir bu ganimetten. Evet. Efendimiz'e tanınmış bir şeydir bu. Evet. Yani başka yerlerden rızık kazanmaz anlamına değil. Ama ganimet peygamberimize sadece ona helal kılındığı için böyle olacak diyor benim ümmetim. Askerlikten kaçmayacak. Bu ruhla yaşayacak. Ne zaman olursa olsun hazır olacak. Bu duygularla yaşayacak. Ve cüale züllü ve sagaru ala men halefe emri. Evet. Kim benim bu ne dedi? Cihat etmek üzere kılıçla gönderildim ve ganimet bana helal kılındı. Ben buyum. Kim böyle yapmazsa, benim emrime muhalefet ederse zelil olur. Zelil olur. Horlanır. Savaşmasını bilmeyen, namusunu korumayan, zalime dur demeyen zelil olur, rezil olur, hor hakir olur, ayak kakıntısı olur. Savaşmasından korkmayacaksın, savaşmasını bileceksin. Savaşmasını bileceksin. İslam bu, mümin bu. Evet. Benim canım çok tatlı, ticaretim çok iyi, ailem çok güzel, işte çoluk çocuklarım şöyle. Ne olursa olsun buyur harbe dediler mi, Ülül Emir hiçbir düşünmeden seve seve koşacaksın. Mümin budur. Bu duyguyla yaşamazsa, bir millet böyle olmazsa rezil olur, kepaze olur. Herkesin ayak kakıntısı olur. Başka hadisler de var. Siz cihadı bırakır da karın doyurma, ticaret, işte ziraat, sığırların peşine koşarsanız, para kazanmayı, her şeyi cihadı unutursanız
zelil olursunuz, herkes size tepeden bakar, ayak kakıntısı olunur diye de hadisi var. Burada da aynı hadis. Evet, benim emrime aykırıdır bu. Hazır olacak. Ve men teşebbe bi kavmin fehüve minhum. Evet. Şimdi tam zamanı. Kim bir kavme benzerse o kavimden olur. Şimdi benim görevim dinimizin emirlerini insanlara, müminlere aktarmak. Eksiksiz fazlasız. Yapıp yapmamak size ait. Hadisi tercüme ediyorum. Kim bir kavme benzerse fehuve minhum. Onların hakkında ne karar verilirse onun o karar verir. Onlara verilen hüküm aynı ona da verilir. Evet. Şimdi yılbaşı var. Aralık sonunda yılbaşı. Yılbaşı, ben Amerika'da yılbaşı geçirdim, Avrupa'da yılbaşı geçirdim. Bizim Türkiye'mizde uluslararası ilişkiler, şu bu vesaire vesaire. Bizde de yılbaşı tatili var. Hiç problem yok. Çünkü alışveriş yapacağız, senet alıp vereceğiz. Bir tarih belirlenecek. Bu tarih belirlenmesi için 1 Ocak yılbaşı, hiç bu problem yok dini açıdan. Ama ben oralarda yılbaşı geçirdim. Yılbaşı sadece bilanço yapma tarihi değil. Senet çek, bunların tarihini belirleme tarihi değil onlara göre. Bizde böyle olmalı. Onlar dini bir bayram olarak kutluyorlar. Sabaha kadar kilisenin çanı çanıyor, ayin yapıyorlar. Kiliseye gitmeyenler de sabaha kadar tepiniyorlar, eğleniyorlar, şenlik yapıyorlar. Yeni senemiz, bayram yapıyorlar. Ramazan Kurban Bayramı'nda hiçbir Hristiyan'ın, Amerikalı'nın, ben Fransa'da kaldım, Fransız'ın bayram yaptığını görmedim. Tatil yaptığını görmedim. Şimdi devlet bilanço yap, senet çek, tamam, problem yok. Ama şimdiden mağazaların vitrinleri çamlarla süsleniyor. Sokaklar süsleniyor. Birçok paralar harcanıyor. Parklar süsleniyor. Evler süsleniyor. Millet birbirine hediyeler alıyor. Evlere çelenkler konuyor. Evet, burası tehlikeli dinen arkadaşlar. Hadis okuyorum. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Evet, içki içmek haram. Şarap içmek haram, rakı içmek haram. Ama yılbaşında içki içerse bir adam Hristiyanların grubundan sayılır diyor. Bakın hadis budur. Şerhi de böyle efendim. Şerhi de böyle. Müslüman kişilik sahibi olur. Kişiliğini hem kendi evinde hem de dünyanın neresine giderse gitsin başkalarının yanında korur. Ve kezalike cealnâküm ümmeten vasatan nitekün şühedâ alennâs. Başkalarını taklit etmez. Başkaları Müslümanını taklit eder. Vasat ümmet bu demek. 1936'da devletin bastırdığı Hak dini Kur'an dili tefsirine bakabilirsiniz. Elmalı Hoca'nın tefsirine. Bu ayetin tefsirine bakabilirsiniz. Bu hadisin orada yorumu da var. Şimdi onlar bunu dini bayram olarak kutluyorlar. Aylar evvel başladı televizyonlarında. İşte o Nal Baba, evliya bir adam. Darda kalanlara yetişiyor, aç kalanlara bir şeyler götürüyor. Eyvallah. Hristiyanlardan da evliya vardır. Allah üç, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs demeden evvel İsa Aleyhisselam Allah bir, ben peygamberim dedi. Bu itikat 325 yılında bozuldu. 325 İznik Konsili'nde herkes bir İncil yazmış. İsa Aleyhisselam tebliğ ettiği kimseler havariyun, Kur'an'da geçen balıkçı kişiler, cahil kişiler. Okuma yazmaları yok. Duyduklarını Yahudilerin zulmünden kaçmışlar dünyanın her tarafına. İşte birisi de gelmiştir. Noel Bebe dedin, oralara gelmiş.
evliya olabilir. İtirazım yok. Tarihine baktım eski. Ölüm tarihi eski. 325'te herkes bir duyduğunu söylemiş gittiği yerlerde. 4000 İncil çıkmış ortaya yere. 4000 İncil. Ben söylüyorum kafamda kalanı, ilaveli, eksikli. Sen benden duyduğunu bir daha ilave yapıyorsun. Böyle böyle 4000 İncil olmuş. Bizans İmparatoru demiş ki ya böyle kitap bir tane demiş. 4000 İncil olur mu? Rahipleri toplamış İznik'te, konsil İznik 325, miladi 325 toplamışlar. O zaman Allah bir İsa peygamber diyenleri o konsile katmamışlar rahipler. Dışarı atmışlar. Baba, oğul, ruhul kudüs, teslis akidesi. Şimdi aynen onlar öyle. Baba, oğul, ruhul kudüs, teslis, üç. Üç olur mu? Üç bire eşittir diyorlar. Bire eşit olur mu? Sorulmaz diyorlar. Sormak yok. O zaman dörde indirmişler. Matta, Markos, Luka, Yuhanna diye. Bire indirememişler. Şimdiki İncil'ler budur. Bire indirememeler bile İncil'lerin insan suyuyla karışık olduğunun delilidir. Şimdi onlar bu günü dini bayram olarak kutluyorlar. Sen de onlar gibi evini süslersen, bayram yaparsan, şenlik yaparsan, hadis okuyorum efendim. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Peygamber sözü, onlardansın. Nerede? Mahşerde. Müminlerin önünde nur, sağında nur. Ben de Müslümanım. Yok diyecekler, yok. Sen yılbaşında onlarla beraber kadeh kaldırdın. Dans ettin. Balo tertipledin. Evini süsledin. Sen de onların. Evet, aynen böyle. Yine hadis-i şerif var. Bir kavmin kalabalığını artıran keza onlardandır. Evet, sevada kavmin. O anda onlar dini bayram olarak eğleniyorlar. Birbirlerini kutluyorlar, evlerini süslüyorlar. Dini hava. Sen de ama yılbaşı tatil. Bilançonu yap, bütçeni yap. Ama böyle yaparsan, onlara benzersen onlardan olursun. Mahşerde hayır, sen onların arasında yürü bakayım bu tarafa. Burası Müslümanların grubu. Sen yürü bakayım Hristiyan arasına denir. Hadis budur efendim. Ben de sizi uyarıyorum. Ben sizi uyarıyorum. Maalesef mal satacağım diye şimdiden teşvik ediyor. Müslümanlar sığmaz. Yani içki içmek haramdır ama içeceksen o gün içme arkadaş. Başka zaman içersen bir haram işlemiş olursun. Ama o gün içersen onların kalabalığını artırdığın için, onların bayramını kutladığın için, bayramına biri olduğu için onların arasında bir fert, onlardan sayılırsın. Hadis budur. Yakınınıza, eşinize, dostunuza o gün hiç eğlenme, şenlik yapma arkadaş, özel program yapma, at kafayı uyu. Onlara muhalefet et. Hadis böyledir. Ben de size bunları söylüyorum, uyarıyorum. Ahmed İbn Hanbel, Taberani, Beyhaki, Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'tan anhumadan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bunu hiç unutmamalıyız. Evet, bunu hiç unutmamalıyız. Her konuda nereye gidersek gidelim Müslüman kişiliğini korumalı. Amerika'ya tahsili gittin, ticarete gittin, şuna buna, Müslümanlığın belli olmalı. Nereye gidersen araziye uymamalısın. Hele bu yılbaşında arz ettiğim gibi onların arasından bir fertmiş gibi onların şenliğine, kılığına, yaptıklarına uygun hareketler yapmamalısın. Yoksa fehüve minhum, peygamberimizin hukmuhu, hukmuhum. Onların hakkında ne karar veriliyorsa senin kararın da odur, hükmün de odur diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, la ilahe illallah. Lutilik mesela, homoseksüellik. Lüt kavmini yere batırdığı Allah'ın mel'un milleti, onlar yapıyor diye biz yapamayız. Yaptığın takdirde onların başına gelen senin başına da gelir.
Pompei'de taşlaşmış seyredebilirsiniz. Battı, taş yağdı orada. Lüt Gölü hala çukurda. Allah onu yerin dibine batırdı. Evet, Lüt kavminden kalan bir şeydir. Onun yaptığını yaparsan sen de aynı şeylere düçar olursun. Evet. Kibirlik, gululuk, cazim bulunmak Firavun'dan gelmedir. Firavun'dan gelmedir. Evet. Fekullü men lâbese min hâulâyi fehuve minhum. Kim bu? Allah'ın lanet ettiği milletlerin şenliklerini aynen, yaptıklarını aynen yapar. Onu bulaşırsa, lâbis, karışırsa demek onlardandır. Ben de size aktarıyorum. Bunlardan zinhar kaçınasınız. Evet. Bu'istü. Evet, ben peygamber gönderildim. Yani Allah Celle Celaluhu hidayet verdiği kimseleri benim aracımla hidayet kavuşturmak için beni görevlendirdi. Ve mübelligan, ben insanlara Allah'tan aldım. Vahyi tebliğ ediyorum. Ve ma aleyna illel belag ve leyse ileyye minel huda şeyun. İnsanların hidayete gelmesinde benim rolüm yok. Ben sadece Allah'tan aldığım emri duyuruyorum. Hidayet Allah'tandır. Ben duyurmakla görevliyim. Ben de onun için diyorum ki ben peygamber size duyuruyorum. Peygamber sözü bu. Öbür taraf size ait. Ama daha evvel de söyledim. Benim bir sözümü duyan, belleyen, tatbik eden, sonra da bir başka mümine ulaştıran adamın Allah iki cihanda yüzünü ak etsin diyor. Ağartsın diyor. Böyle de duası var peygamberimizin. Bu yılbaşı hikayesini ve başka şeyleri, homoseksüel şubu vesaire, gazetelerde enteresan haberler var. İnsan hakları filan filan demeye başlamış bizimkiler de. Bizim aramızdan olanlar da hak filan değildir homoseksüellik. Lanet sebebidir, batma sebebidir, yok olma sebebidir. Allah'ın kanunu budur. Evet, ben diyor duyuruyorum size. Ben böyle sadece tebliğ eden Allah'ın emirlerine bir peygamberim. Ben de sizin gibi bir kulum. Hidayet konusunda benim elimde değil. Hidayet Allah'tan. Benim elimde olsaydı amcamı Ebu Leheb'i Müslüman ederdim. Olmadı bak. Hayatı boyunca onunla uğraştı. Ya hidayet Allah'tan. Peygamber sadece duyurur. Evet. Kim peygambere uyarsa Allah'a uymuş olur. İki canda mesut olur. Kim ona yüz çevirirse Allah'a sırt çevirmiş olur. İki can bedbahtı olur. Evet, bu böyledir. Sahabe-i kiram ona öylesiye bağlandılar. Dünyaya örnek insanlar oldular. Dünyaya örnek ve titrettiler dünyayı. Allah'a her şeye rağmen bağlanıp onun uğruna can vermeye hazır oldun mu? Bedir Baharı'nda bin melekle yardım ettiği gibi Çanakkale'de tek tüfekle mitralyozun karşısına seve seve şehit olmak en büyük arzumdur diye koştuğun Mehmet gibi yedi düveli denize dökersin, Allah yardım eder. Ama peygambere uymaz da onlara uyarsan, gayrimüslimlere uyarsan rezil olursun, ayak kakıntısı olursun. Evet. Ve hulika iblis müzeyyenen. Ben Allah'ın emirlerini size tebliğ ediyorum. Bunun için gönderildim. İblis aleyhinnane müzeyyinen. O da dünyayı size güzel göstermek, ahireti unutturmak için Allah'ın yasak ettiği haramları size tatlı, süslü göstermek için, sizi sapıtmak için gönderildi. Allah size akıl verdi. Ben uyarıyorum. Kur'an'da var.
ben sizin örneğinizim. Ama karşınızda şeytan da var, nefsiniz de var. Benim bundan başka ötürü bir rolüm yok. Her şey Allah'a bağlı. İmtihan ediliyorsunuz. Dikkat ediniz. Kendinize geliniz. Evet. Şeytan sapıtmak için her gayretini sarf eder ama velise ileyhi minet dalaleti şey, bir adamı bizzat sapıtamaz. Sapıtacak yolları gösterir, adam karar verir, iradesini kullanır, sapar. Yani ne kadar güzel prensip bu. Şimdi biz ne diyoruz? Her şeyi Allah yaratır, hayır ve şerri. Hayrı seve seve yaratır, şerri sen istersin, sen istediğin için yaratır, sevmez. Ama yaratan Allah'tır, insan yaratmaz. İnsan yaratmaz. Evet, şeytan da bizzat sapıtıcı değildir. Sapıtacak şeyleri sana süslü gösterir. Sen karar verirsin, onun için sorumlusun. Sapık mezhepler var. Gader var. Beni hırsız yazmış. Sarhoş yazmış. Zinacı yazmış. Benim kabahatim ne diyenler var şimdi. Diyenler var İslam aleminde. Hazreti Ömer zamanında herkes işte okuyorlar bir büyük zata. Bizim Eyüp'te olduğu gibi okuyoruz. Okuyorlar, bir tane de şeyci, yan kesici, hırsız. O herkes böyle gözünü dikmiş, okuyor böyle gözü yaşlı. Cepleri boşaltıyormuş. Heyecan, herkes dikkatini oraya takmış. Evet, bir profesör arkadaş ilk defa hacca geldi. Bir gitti. Profesör cebinde 20 bin dolar var. Haçta harcayacak ailesine. Hacer-i Esved'e gelirken o kalabalığın içine gözleri yaşlı. Ah öpebilsem diye kendini kaptırmış. Eve geldi. Yüzü buruşuk. Belli, anladım ki paraları çaldırmış. Ne kadardır dedim. 20 bin dolardı dedi. Hiç söyleme dedim. Ben sana o parayı bulurum. Mekke'deki arkadaşlardan buldum. Çünkü hanımı çocukları duyarsa kahrolurlar. Sen dedim hiç duyurma. Ödünç buluverdim parayı. Evet. İşte aynı böyle Hazreti Ömer zamanında da müminler böyle gözü yaşlı okurlarken hırsız da gelmiş cepleri boşaltıyor. Hazreti Ömer'in memurları yakalamış adamı. Suçüstü yapmışlar. Daha işin başlangıcında yakalamışlar. Çok para çalamamış. Bir bakmış az bir para. Eli kesilecek ya. Yahu demiş aptal, bu kadara demiş el kesilir mi be? Yapacaksam onu çok yapsaydım bari. El gidecek çünkü adalet bunu gerektiriyor. Hırsızlık sabit. Zabıt tutmuşlar. Memurlar. Yani ona bir tane tokat atmış. Ömer. Bu kadar aptallık olur mu lan demiş. Sen beni demiş ne dövüyorsun demiş. Bu benim alın yazım, alın yazım. Kaderim böyle. Allah beni ezelde takdir etti. Hırsız yapacağız, hırsız. Şahane cevap. Ne bağırıyorsun lan demiş. Allah da bana yazdı ki bu adamı bir tokat vuracaksın. Evet. Şimdi öyleler var. Allah yazımı yazdı, benim suçum yok diyorlar. Senin suçun yoksa niye Kur'an gönderilsin, peygamber gönderilsin? Sakat değil mi bu görüş? Evet, sen istersin, Allah yaratır. Yaratan sen değilsin, öyle diyor peygamberimiz. Ben hadi değilim. Adam Müslüman olmasını sağlayamam. Müslüman olması için uyarırım, anlatırım. Ama bunu yaratacak olan Allah'tır. Şeytan da seni sapıtmak için o karamları güzel gösterir, nefsine hoş gelir. Ama sen karar verirsin. Sen karar verdiği için Allah yaratır. İsteyince suçlu sensin. Allah kaderi yazmış benim suçuma diyemezsin. Sen karar verdin. Evet, böyle sorumluluk olmasaydı Kur'an niye gönderilsin? Peygamberler niye gönderilsindi? Bizim görüşümüz ehli sünnet vel cemaat görüşüdür. Ama İslam aleminde böyle diyenler var. Bizim suçumuz yok kardeşim. Alın yazımız bu diyor. Yok öyle. Allah yaratır. Sen istersin Allah yaratır. Ve hulika iblisü müzeyyenen ve leyse ileyhi minet dalalet şeyün.
şeytan da sapıtmak için dünyayı hoş gösterir, güzel gösterir, zina baş şey yahu. Vur patlasın, çal oynasın, eğlen. Ne olsa 50'sinde, 60'ında hacca gidersin. Arafat'ta bir ağladın mı bütün günahlar dökülüyor. Yaşamaya bak der, seni aldatır. Ama kuyruğu kısılınca da ben böyle sıkıntılara gelemem der, kaçar, yalnız bırakır seni. Bedir Muharebesi'nde 313 Müslüman var, 2 tane atlı var, 311 tane yaya Müslüman sopayla, taşla savaşacak. Ayağında da potin yok. Ve arazi kayalık arkadaş. Öyle ben gittim gördüm. Şimdi şeytan gelmiş Ebu Cehil'e, onlar da 1000 kişi süvari, atlı, oklu, yaylı. Bir iki çapulcu var demiş, görüyorsun demiş. Ebu Cehil, görüyorsun. Hadi göreyim aslanım seni demiş, hepsini kılıçtan geçir. Onu popolamış. Şimdi şeytan kovulmadan evvel Cebrail Aleyhisselam biliyor iyiyken, cinlerin iyilerindendi. Sonra inkar edince şeytan oldu. İşte Müslümanlar seve seve Allah için ölmeye hazır. Orada atılınca savaşa, وَمْدَتْنَاكُمْ بِيَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكِةِ مُسَوِّم۪ينَ 1000 tane sarıklı melek göndermiş Allah. Başlarında da Cebrail Aleyhisselam var. O 1000 meleğin, savaşçı 1000 meleğin. Onun sarığı sarı imiş, sarı renkte. Tekbir getirip Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dağları taşları inletiyorlar. Şeytan biliyor ya, eski Cebrail Aleyhisselam kovulmadan evvel Cebrail'in geldiğini anlamış. Ebu Cehil demiş, arkadaş ben böyle karanlık işlere girmem demiş, ben gidiyorum. Şeytan budur, seni gönderir genel eve, içkiye, kumara sokar, bütün paralarını yuttuktan sonra ben seni zorlamıyorum, tabancamı dayadım kafama, oynamasaydın, ahirette de böyle söyleyecek. Bizi bu sapıttı, bizi bu sapıttı diyecekler o hep işi karıştıranlar. Ben size zor mu kullandım, dayak mı attım yapın diye. Kendiniz yaptınız diyecek, çekilecek. Şeytan budur. Yarı yolda bırakır adam. Evet efendim. Size süslü gösterir. Siz karar verirsiniz. Sorumluluk da sizin olur diyor. Dikkat edin. Evet. Hazreti Ömer'den bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak bizi hidayetinden, imandan, İslam'dan ayırmasın. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, mal besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim tenye kenam diyecek asıl. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke mal besmele-i şerife. Sadrık ve udana kevsekle zeyhan. Arafane. On birer İhlas-ı Şerif, maal Besmele-i Şerif. Kulhu Allah'a Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Kulhu Allah'a Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allah'a Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Kemdeniye kelam edecek. Müstakim sıradan sana hamdolayım. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Subhan rabbiyal ali ila al wahhab elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi, namazımızı kabul eyle. Dersimizi rızana muvafık olarak kabul eyle. Okuduğumuz süveri celileyi, ayatı Kur'aniyeyi dergah izzetinde kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine hediyeledik, vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-i paklerine hediyeledik, vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Tüm peygamberlerin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edik vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Tüm ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullahi aleyhim ecmain ervahını da hediye edik vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstazlar, bizi yetiştiren üstazlarımız, meşahabenlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıran, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu aziz vatanı bizlere hediye eden şehitlerin, gazilerin, hayır eserler diken ashab hayratın, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış, nesilleri tükenmiş garip müminlerin, tüm geçmişlerimizin ervahına bağışladık vasıleyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Şüphe etmekten, şirk koşmaktan, küfürden, münafıklıktan, şikaktan, kötü ahlaktan, kötü durumlardan bizleri muhafaza eyle. Ya Rab, imanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca hayırlarda yarışan, istikamet üzere yaşayan, özü sözüne, kavli fiiline uygun, dürüst Müslüman olmayı bize nasip eyle. Bir an bile nefsi emmaremize bizleri esir etme ya Rab. Bizi bize bırakma, tevfik ve hidayetinden ayırma. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle.
Hulasa bizi kendine layık kul, Habibi Edibin Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle ya Rab. Bizleri, çolumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, sapıkların sapıtmasından, hasetçilerin hasedinden, fitnecilerin fitnesinden muhafaza eyle. Kendine, ailesine, milletine, Müslümanlara, insanlık hayırlı insanlar olmasını nasip eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden, belalardan muhafaza eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımıza şifalar bahşeyle. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Borçlularımıza edalar lütfeyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in arasına fitne sokmak isteyen, hile, dolaplar çevirmek isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme. Hilelerini ayaklarına dolaştır ya Rab. Bizim de kalbimizde, gönlümüzde hiçbir ümmeti Muhammed ferdine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurin cümlesine dahil eyle ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek, nestağfiruke ve netubu ileyk. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة